Washington DLC'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük barajından geçeceğiz. Barajına gideceğiz daha doğrusu. Yükümüzü oraya bulamadım ama oranın ilerisindeki bir şehri buldum. O zaman yolculuğumuza başlayalım. Neredeyiz peki? Venatçe'den çıkacağız. Grand Calyo'ya gideceğiz. Tam şurada bir baraj bulunuyor. Şurada daha doğrusu. O barajdan geçeceğiz. Daha sonra ben videoda şey artık Spokane'yi yükümü teslim ederim. Harita konusunda size birkaç bir şey söylemek istersek harita gerçekten 10 numara, özellikle üst kısımlar bayağı iyi yapılmış, haberiniz olsun, tavsiye ediyorum, kesinlikle almayı ihmal etmeyin. Ufaktan şöyle yolumuza çıkalım. Bu arada akşam olmak üzere mi acaba, yok sabah, tamam sabah arkadaş, öğleden önce şu anda oyundaki saat. Ufaktan yola çıkalım. Sağa dön. Tam Volvo şirketinden çıktık. Yine Volvo FH. Sağda kalın. FH diyorum ya. Volvo VNL 780 kullanıyorum. Sağ 780 dön. Resmi olarak oyunda bulunmuyor. Yani 780 şöyle bir custom var. 780 motor olarak oyunda bulunmuyor. Mod olarak kullanıyorum ben bunu. Steam Atölye'den. Hem ses modunu hem de motor modunu indirebilirsiniz. Zaten en çok indirilmiş modlardan birisidir. Direkt karşınıza çıkacaktır ses konusunda. Ufaktan şöyle bir yola koyulalım. Gerçekten çok güzel bir DLC. Ya her DLC çıktığında böyle diyoruz. Çok güzel, çok güzel ama güzel ya arkadaşlar. Gerçekten güzel. Hani kötü değil. Yani her DLC'de daha çok şeyler yapıyor. Daha çok şeyler katmaya çalışıyor. Ve bunu da yapıyorlar zaten. Ben ATS'den ümitliyim. Gerçekten çok ümitliyim. İlerleyen dönemlerde bütün kıta, Amerikan kıtası oyuna eklenecek. Buna eminim. Yapacaklar sonra adamlar bunu. Ve sonra sola dön. Yavaşlayalım. Sola dön. Gideceğimiz yolda 10 numara. Onu da aktarmış olayım. Bayağı çok güzel bir yol. Kanyon gibi bir yol. Onu söyleyeyim. Arizona'daymışız gibi hissedeceksiniz birazdan. Ama Washington'da da bunları görebiliyoruz tabii ki de. Buralarda geniş geniş çiftlikler var. Siz de geldiğinizde görürsünüz zaten. Bayağı etrafa alanlara yayılmış olarak bayağı büyük bir çiftlik var. Normalde bu videoda yukarıdaki dağ yolundan gidecektik. Bir tane dağ yolu var. Enfes bir dağ yolu var. Omax'tan çıkıp şeye doğru gidecektik. Kıyı tarafına doğru gidecektik ama barajı ben unuttum. Navigasyon söylemedi, bakın gördünüz mü? Ben şeyi unuttum, barajı unuttum. Normalde baraj gelecekti tabii ki de, şeyden önce baraj gelecekti. Şimdi seyahatteyi falan gösterdik, daha sonra baraj yol falan gelecekti ama sırayı karıştırdığımız için omak yapacaktım. Sonra tekrar dedi baraj vardı, baraja geri geldik. Her neyse, önemli değil bu kadar fazla. Gidelim. Çiftliğe girmek isteyenler buradan da girebilir. Böyle de bir yol var, ekstra yol koymuşlar. Bakın mesela topraktan çiftlik yolu var burada. Buradan içeriye doğru gidebilirsiniz. Yükünüzü teslim edebilirsiniz. Yükünüzü alıp çıkabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Şu anda burada bir dağ yolu. Dağ yoluna da aldık 5. vites. 4'te beraber çıkalım. Çıkabildiğimiz kadar. Çıkar büyük ihtimal 4'te bu yolları ben çıkarım gibi duruyor. İnşallah çıkar yani. De biz gerçekçi oynadığım için oyunu yakıt değerlerine falan da kontrol ediyorum. Ha, gerçek cebinden mi veriyorsun? Bas git diyebilirsiniz de. Arkadaşlar, simülasyon ya. Simülasyon olduğu için hani her şeyi biraz daha gerçekçi yapmak istiyoruz. O yüzden böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet, Arizona'dan alışkın olduğumuz kanyon gibi yollar var buralarda ama daha güzel görünüyor en azından gözümüze. Şu aracın farlarını, parklarını yakalım.
silecek olayını yaptılar da şu park olayını yapamadılar. Mesela farı açınca tık geri basıp farı kapatabilmemiz lazım. Ya bunları da ilerleyen dönemlerde yapacaktırlar diye düşünüyorum. Şu anda beklemiş olduğum tek bir simülasyon var. Gerçekten tek anlamda bir simülasyonu bekliyorum. O simülasyonda Microsoft Flight Simulator. Yani uçak simülasyonunu gerçekten bekliyorum. Onu sürmesini öğreneceğim. Yani uçağı kullanmasını öğreneceğim arkadaşlar oyunda. Ona bir kolda falan da alacağım. Joystick alacağım ona. Süreceğim. Canlı yayında yaparız ama onu 4K grafikle oynamak için ilk önce iyi işlemciyi değiştirmemiz lazım. Bu çok önemli bir durum. Onu 4K grafikle oynamak demek, yani 4K değil de ultra grafikte oynamak işlemcinin daha iyi bir nesil olması gerekiyor. 1050 Ti gerçekten sorun çıkaracaktık. Biz en iyisi Xbox alalım ya. 8K ve 4 kat daha güçlü bir Xbox konsolu alalım. Yeni nesil. Öyle daha rahat edeceksin. Bence öyle ya. Daha mantıklı. Beşinci vites rahat rahat çıkıyoruz daha yoluna. Bayağı iyi. Bakar mısınız şuralara? Güzel güzel eğlene eğlene çıkıyoruz yavaş yavaş. Ne güzel ya. Tam tıpkı gerçekte olduğu gibi şu anda bir hava var oyunda. Yani gerçek gibi yaşıyorum ben şu anda oyun hiç buralara doğru çıkarken. Sizlere de gerçek vlog yapıyormuşum gibi, hani tırda giderken vlog yapıyormuşuz gibi bir his olabilir. Evet. Bir tane kokpit kurmadık mı peki odaya? Kurmadık çünkü ben simülasyon tık sürmeyeceğim devam. Her türlü oyuna daldığımız için, her türlü içeriye daldığımız için biz pek bir şey değil. Arkadaşlar bu arada ATS'li bölümü 4'e çıktı, haberiniz olsun. Bir üst dağ yolu var. Mesela bir Washington seyahatle falan gösterdik, tamam. Daha sonrasında Burak baraj var. Dağ yolu var. Bir tane de orman yolu var. O kadar yani, 4 bölüm oluyor toplam. Ondan sonra bırakacağız Washington DLC'sini incelemeye. Canlı yayın olur arada. Canlı yayınlarda falan oynarız. Öyle de bir olay yapabiliriz. Burada ufak bir baraj var. Onu da aktarayım. Küçük bir baraj. Ha, barajın üstünden geçeceğiz zaten. Burada kanal şeklinde bir baraj var. Geçtik. Asıl baraj değil tabi. Asıl barajı dağ var. Bayağı var oraya ulaşmamıza. Dağ rampa falan ineceğiz. Dağ yolunu ineceğiz falan. Çıktığımız dağ yolunu tekrar aşağı ineceğiz. Öyle bir olayımız var. Var yani daha. Normalde yük Spokane'ye gidiyor. Ama gitmiyoruz oraya. Çünkü barajı göstereceğimiz için düz gideceğiz buradan. Ya nedense buraya yük çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Buraya yük bulamıyorum. Ben o kadar uğraştım, yük çıkmıyor buraya. Spokane'ye çıkıyor, buraya çıkmıyor. Başka illere çıkıyor, buraya yük çıkmıyor. Nedense ama anlamadım. Çok güzel bir yer ancak. Gerçekten güzel bir yer. Yük çıkmıyor nedense ya. Onu anlamadım. Evet, şu an saldık tekrardan aracı. Yavaştan yavaştan gidiyoruz. Forest DLC'sini unutmadım, haberiniz olsun. Forest DLC'si ilerleyen günlerde göstereyim. O orman yolunda göstereceğim onu. Bu arada burada bir tane küçük göl var. Rengi falan değişmiş herhalde. Temiz su kaynağı gelmediği için tabii mevcut gölün rengi kurbağadan dolayı falan pisleşiyor. Renk değişiyor, böyle sarımsı bir renk alıyor. Pis oldu, anlaşılıyor yani. Evet, Grand Kure. Kure miydi? Grand Kure. Sağda kalın. Geldik oraya. Ve sonra düz devam edin. Güzel, burası giriş bir yer. Güzel yapmışlar bakın burayı. Mesela baraja gelmeden önceki ilk kasaba gibi bir yer. Barajın suyu göründü. Evet, barajın suyu göründü. Şimdi ufaktan dağ yolu ineceğiz tekrardan. Barajın seviyesini ineceğiz daha doğrusu. Öyle. Evet, baraj görüldü. Dünyanın en büyük
barajından bir tanesi. Yapım yılı bayağı eski. Şu an tam ayrıntılarını bilmiyorum ama yapım yılı bayağı eski arkadaşlar barajın. Onu aktarmış olayım. Güzel bir yer. Burada tırı çekmeye yer var mesela. Güzel ya, ben buraya taşınırım bence. Büyük ihtimal ben buraya taşınırım. Garaj varsa ben buraya taşındım bu arada. Evet, Washington turu 1'de 3 kazanmışız. Seviyorum ben böyle yolları ya. Böyle yollar güzel. Dönüyoruz aşağıya doğru. Baraj akıyor. Barajın iki tane şeyini açık bırakmışlar. Bayağı iyi değil mi ama ya? Sağa dönmeye hazırlanın. Evet, evler falan burada. Güzel ya buralar. Adamlar yapmış, helal olsun. Sağa dön. Şu anda baraj suyunun üstünden geçiyoruz. Ya bu taraf fazla derin değildir de. Arka tarafı derindir tabi. Şimdi her şey bitti, derinliğini ölçüyor suyun, evet. Muhteşem. Ay. Gelmişken şehrin içinde de bir dolaşalım. Burası turistik bir yere benziyor yani. Öyledir de, sanırsam öyledir yani, turistik bir yerdir bura. Bu arada unuttuk, bir yer daha var gidecek olduğumuz. Eyvah. Sağa dönmeye hazırlanın. Evet, 5 yere çıktı bakın. Şu anda aklıma geldi orası. Oraya da gideceğiz. Orada gerçekten güzel bir yer. Sağa dön. Evet, burada garaj yok. Sağa dönmeye hazırlanın. Garaj olmadığı için pek de bir şey yapamayacağız gibi duruyor. Keşke olsaymış ama yok. Ha belki var. Kim? Ha yok. Tamam. Şunu garaj zannettim de yokmuş. PlayStation'smuş ya. Sağa dön. Evet, tekrar dönüyoruz. Burada böyle küçük bir yer yapmışlar. Güzel yani, öyle gezmeye gelmek için falan. Güzel ya. Yolunuz düşerse gelin yani. Kesinlikle. Ya 29 lirayı gayet uygun çıktı fiyatı. Çünkü şimdi bir tane daha DLC çıkacak arkadaşlar. Fazla insanları boğmak istemiyor herhalde seyircisi ki. 29 liraya bu çıksa, 29 lirada diğerinden alsalar adama yine zengin ya. Sola dön. Adama yine karlı bu arada. Evet, tekrar dağ yolunu çıkacağız şimdi. İndiğimiz yolu tekrar yukarı çıkacağız. Ben seviyorum böyle indiğimiz yolu tekrar yukarı doğru çıkıyor. Rampa yollara bayılıyorum nedense. Eğlenceli oluyor gitmesi. Yani üçüncü vites rahat rahat çıkıyoruz. Barajı geçtiğinde çıkalım mesela yukarı doğru. Birazdan serbest kamerayla gezeriz herhalde. Ama serbest kamerayla da gezince bir şey kalmıyor. İnsan gözü gibi bakacaksın ki buraya. Hani aynı böyle insan gözü gibi bakacaksın. O zaman tadı çıkıyor. Ya muhteşem değil mi ya? Ben niye bu kadar zevk aldım burada?
Buradan herhalde girilmiyordu buraya. Yukarıdan girelim. Sonra buradan çıkıp geri döneriz. Aynen böyle giriliyor. Hiçbir zaman tersten bir yere girilmez. Evet. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Size şeyi gösterdim. Dünyanın en büyük barajlarından birisini gösterdim. Haritada tam olarak nerede olduğunu da söyleyeyim. Grand Colony'nin şurada, yani tam şu bölgesinde bulunuyor burası. Sizler de gelip gezebilirsiniz. Benim yolum şimdi Spokane'ye gidecek. Spokane'ye geçeceğim. Bakalım buralarda ne var ne yokmuş. Siz de göremeyeceksiniz de yazık ki. Videoyu kapatacağım burada. Evet. Güzeldi. Yine 3 tane daha bölümümüz var. Büyük ihtimal 3 tane bölümü çekeceğiz. Ne yapalım? Noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın.